Sevgili izleyicilerimiz, RTV 66 Yozgat Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu Köyü Tanıtım programlarında bugün yine gel oturayım oğlum. Bizim zaten en doğal çekimlerimiz doğal olmamız. Olduğumuz gibi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Evet, Köyü Tanıtım programlarında bugün yine Akdağ Mahalleli ilçemizin Davutlu Köyü'ndeyiz. Davutlu Köyü'nün birinci tanıtım çekim programına hoş geldiniz. Bu tanıtımda öncelikle bizlere sponsor olan sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz. Yine yanımızda bir abimiz var Davutlu Köyü'nden, lakin gurbetçi, kendisi gurbette. Kendini bir tanıt abim. Ben Gültekin Yıkılmaz'ın oğluyum. Çok uzun yıllar olmasa da yurt dışında yaşıyorum. İsmim Koray Yıkılmaz. Böyle bir şeyi kendime bir köylü olarak, köyümü tanıtmak olarak. Evet, bütün köyleri tanıttık. Köyleri, evet. Akdağ Mahalle'nin çevre köyleri tanıtıldı. Lakin Davutlu'yu henüz tanıtmamıştık. Ona da sen vesile oldun. Evet, vesile güzel olmak istedim. Adım attın. İnşallah, ben inanıyorum ki ileriki zamanlarda Davutlu'dan başka sponsorlar da çıkar. İkinci çekimleri yaparız. Sen bir ön ayak oldun. Dedin ki köyümüzü karınca kaderince bir tanıtımını yapalım. Evet, tanıtımdan önce biraz kendinden bahset. Kaç kardeşsin, anne, baba? Ben 4 kardeşim. Babam Gültekin Yıkılmaz. Annem Şengül Yıkılmaz. Abim Hakan Yıkılmaz. İşte ben. Kardeşlerin neredeler? Biri İstanbul'da, diğeri Bilecik Söğüt'te. Kendisine ait iş yeri var. Bir sıkıntısı yok. Kız kardeşim Avusturya Viyana'da yaşıyor. Ben de Hollanda'da, Amsterdam'da yaşıyorum. Evet, her sene izine geliyor musun? Evet. Geldiğin son... zaman ne kadar zaman kalıyorsun? Geldiğin zaman nelerle uğraşıyorsun? Zaman nasıl geçiyor? Geliş nasıl oluyor? Gidiş nasıl oluyor? Gelirken o sevinci anlat. Giderken anlat. Gelirkenki sevincimiz gerçekten çok bir heyecanlı ve çok bir anlamlı bir gelişimiz oluyor. Yani şimdi de yine duygulandım. Edirne'ye geldiğimizde, Türk bayrağını gördüğümüzde, evet, gerçekten bir insan duygulanıyor değil mi? Duygulanıyor. Böyle çok ayrı bir o duygu. Yani şu anda gitmek bizim için çok zor oluyor. Evet. Yani ben 4000 kilometre yol gideceğim ama sanki 4 gün değil 40 gün yol gidecekmişim gibi geliyor. Halbuki bizim için o yollar çok uzun değil. Biz alışkın artık o yollara alıştık. Geldiğimizde yaklaşık 6 hafta gelen arkadaşlarımız var. Ben geldiğimde 2 ay kalıyorum. Kendi şirketim, kendi işim, çalışma arkadaşlarımla beraber 2 aylığına çıkıyoruz. Böyle. Evet, peki ne kadar izine geliyorsun? 1 aylık, 2 aylık. 2 aylık geliyorum. Neler yapıyorsun? 2 aylık zamanı nasıl değerlendiriyorsun? Bazı köylerde görüyorum, adam geliyor bir hafta köyünde ya duruyor ya durmuyor. Ondan sonra ya Antalya'ya ya Bodrum'a tatile gidiyor. Şimdi ben yani. şöyle söyleyeyim. Ben bu iznim de burada geçti. Geçen sene Bodrum'a gittim. Ben uzun yıllar Bodrum'da kaldım. Otel müdürlüğü yaptım, teknik müdürlük yaptım. Turizmden ben bıktım artık. Evet. Kendi köyümde. Yaşımda ilerledikçe biraz daha özüme, biraz daha kendi köyüme, akraba, eş, dost, biraz daha özlem oluyor. Onun için şu anda ben hep iznimi köyde geçiriyorum. Çok da büyük şehirlere gitmiyorum. Bir Ankara'da düğünümüz vardı akrabamızın. Ankara'ya düğüne gittik geldik. Buradaki bütün eş, dost, akrabaların kim davetiye verirse, kim kart gönderirse gitmeye çalışıyoruz. Bulunmaya çalışıyoruz. Yani biraz da köyden bahsedelim. Davutlu Köyü'nde ne var ne yok? Yani Davutlu Köyü'nde işte yine hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyorlar. Bizim köyün tek bir ismiyle bilinen lahanası vardır. Yani enteresandır. Ben de ona akıl fikir erdiremem. Ne Melikli'de olur bu lahana, ne Yedişehir'de olur. Sadece Davutlu'da olur bu lahana. Allah Allah. Yani bu buradan köyün kendine has bir. Evet.
Bu fideyi alın götürün yedişehirde dikin. Ama orada benim bildiğim aynı. Yetişmiyor yani istediği gibi. Yani. Olmuyor. Buranın olmuyor. Kıvamını tutmuyor. Buranın kıvamını tutmadığını aynı söyleniyor. Şey, bir Aydıncık'ta bari bütün dediğimiz bir şey var. Sade Aydıncık'ta yetişiyor. Evet. Yer kavunu. İçi tadı muz. Ama kendisi kavun. İsmini bari bütün koymuşlar. Aydıncık'ta yetişiyor ama Aydıncık'ın dışında hiçbir yerde yetişmiyor. Öyle bir şey yani. Evet. Evet, şimdi Davutlu Köyü'nün tanıtımını yapacağız. Köyü gezeceğiz. Yine havadan drone çekimiyle köyü çekeceğiz. Sen gurbette olsaydın, yani biz çekim yapacak olsaydık, nereleri görmek isterdin, nereleri çekmemizi isterdin? İnşallah yardımcı olacağız o konuda. Nereler... Evet. Okunda ya. Neyse cevap da verebilirdin. Yok annem telefonu, evet. benim telefonum değil. Beraber çekim yapacağız. Evet. Muhtarımız yine... Muhtarımıza haberimizi ilettik. Gelecek. Ha, evet, muhtarımıza haberimizi ilettik. Babam burada, amcam evet. burada. İnşallah. Şöyle televizyonumuz aracılığıyla Davutlu köyünden gurbette yaşayanlara bir selam gönder. Evet, şu anda şöyle söyleyeyim. İngiltere'de, Manchester'da, Liverpool'da, Belçika'da, Genk'te, Almanya'nın herhangi bir şehirlerinde, tam şehirlerini kaldıkları şehirlerini bilmiyorum. Avusturya, Viyana'da, Hollanda'daki bütün arkadaşlarıma, Bodrum'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da, benim bildiğim köylülerimin olduğu bütün her yere gönül dolu sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah bu çekimi çok iyi bir şekilde yapıp arkadaşlarımıza ve dostlarımıza ve köylülerimize bunu... Evet, Davutlu köyünden olup da gurbette yaşayan, köye gelemeyen, köyü özleyenlerin bir nevi köy özlemini hafifleteceğiz inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Çekimlerimiz devam ediyor. Evet, yanımızda yine bir abimiz var. İsim neydi abim? Gültekin Yıkılmaz abim. Gültekin Yıkılmaz. Gültekin abi nasılsın? İyiyim abi hocam. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl? Biz iyiyiz Allah'a şükür. Ben Bilecik Söğüt'te ikamet ediyorum. Bilecik'te Söğüt ilçesinde. İşte orada 25 senedir oradayım. Aşağı yukarı esnaf olaraktan çalışıyorum. 140 tane esnafa çok selam ediyorum. Evet. Ben bu Davutlu Köyü camisine oradan mermer fayans gönderdim.